teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sevgili stüdyo konuklarım. İyi akşamlar şu anda Flash TV başında bizi izlemekte olan akıllı Flash TV izleyicileri. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar Türkiye özlemiyle yüreği çarpan ve dünyanın dört bir tarafına dağılmış gurbetçilerimiz. Hepinize iyi akşamlar. Ben Yusuf Hayaloğlu. Sizlere her akşam olduğu gibi müziklerle ve şiirlerle bezenmiş bir program sunmaya çalışacağım. Konuklarımı çok yakından tanıyorsunuz. Kendisini tanımaktan çok onur duyduğum, adı gibi onurlu bir insan, Onur Akın sevgili kardeşim. Teşekkür ederim. Ve canlar canı Cici Sevcan. Sevcan'ın bir de soyadı var ama Sevcan tek başına daha güzel. Öyle olsun. Sevcan Orhan. Orhan. Evet. Peki öyle olsun. Çünkü Sevcan çok kadınsı, Orhan çok erkeksi. Evet, ikisi bir arada olmuş. Ben o yüzden Orhan kalıyor benim aklımda. Biliyor musun? Orhan daha iyi. Kalmış ama. Evet. Evet, zaten yani tabii sözüm meclisten dışarı, benim adımı hep böyle bilirler. Sevcan Orhan. Evet. Hatta çok daha farklı söyleyişleri vardı ama bu en güzeli yine. İşte senin de böyle bir delikanlı erkeksi görünümün olsaydı Orhan gelirdi aklımıza, değil mi? Bizim Orhan Sevcan falan. Değil mi? Doğru. Ama adlarınız birbirine çok yakışmış. Hele Onur'unki. Güzel değil mi? Çok iyi. Benimki de güzel ismi. Onur'u ben ne zaman görsem aynısını yaparım ya. Onur'um, gururum falan diye. Nasılsın Onur? İyiyim valla, koşturuyoruz. Yeni albüm çıktı. Ya ikimiz de bayağı koşturuyoruz bu ara. Evet, yoğun şeyler. Ben nereye gidiyorsam buradan Onur geçti diyorlar. Hep iz bırakmışsın yani, değil mi? Evet. Çöpçüler süpüre bitiremiyor senin afişleri. Vallahi öyle. Şimdi konserler de yoğun. Evet. İşte albümün yeni daha promo... Bu hatta işte ilk program sayılır. Evet. Katıldığım. Yani sende maşallah enerji var ya. Vallahi billahi. Nasıl oluyor bu kadar yani, oradan oraya. Yani yurdun dört bir tarafına gidiyorsun, evet. Yurt dışına gidiyorsun. Ondan sonra stüdyona giriyorsun, bir taraftan şirketini yeni açtın. Evet. Onun idari işleri vardır. Gerçi her ne kadar silo şey yapıyorsa... Süleyman Onur'un sağ koludur. Evet. O da çok sevgili bir arkadaşımızdır. Ama gene de bir şeylerle ilgilenmek gerekiyor. Evet. Bir taraftan da sen bir de çok şefkatli aile babasısın abi. Evet, evet. Sen günde 4 saat çocuğunu seveceksin. Tabii. Sevmezsen 3,5 saat oldu mu hatırı kalıyor. Evet, bu aralar biraz ihmal ediyorum Eylül'ü, evet. Tabii ama mecburen tabii, çok yoğun bir süreç. Albümün işte promosyonu, tanıtımı biliyorsunuz hepiniz, evet, o şeyi. Evet. Ama açığı kapatacağız tabii. Şimdi sen Eylül çocuğun adı. Onu zaten biliyorduk, çok sevmiştik Eylül ismini. Hı-hı. Kılıbık olduğun için mi eve bağlanıp Eylül'ü seviyorsun, yoksa Eylül'ü sevmek için eve bağlandığın için mi kılıbıksın? Yok. Benim şeyim, yaşamım çok çok yani, yoğunum, koşturuyorum orada, evet. Burada görünüyorum ama çok çok az insanla ben yaşamımı sürdürüyorum aslında. Yani hayatıma dahil olan insanların sayısı çok az. Yani 10 yıldır, 15 yıldır benim dost sayımda hiçbir değişme olmadı. Çevrem çok geniştir, çok arkadaşım var, çok tanıdığım vardır ama beni hayata bağlayan, benim beslendiğim ve onlarla birlikte bu yaşamı işte götürdüğüm insan sayısı çok azdır. O insanlara, dostlarıma ben çok mutluyum. İşte hani şairler de var, üretiyoruz. Güzel şeyler yaşama dair. Ya ben seni çok iyi anlıyorum aslında. Evet. Yani işte konserler, turneler ve bir sürü otel odaları. Evet. Ondan sonra bir sürü imza günleri falan, böyle herkesle fotoğraf çektirmeler. Hı-hı. Ondan sonra gel televizyon programları falan. Yani geriye kalan zamanda insanda enerji mi kalır abi? Eve gidip böyle ayaklarını uzatıp çocuğun da üstünü alıp, tamam mı? Hoppa da zıppa da. Şahane bir şey. Dinliyorum ve keyif alıyorum. Yani ben kendi yaşamımı, yaşam biçimimi gerçekten zoraki değil, hiçbir zorlama yok. İçimden geldiği gibi yaşayan, doğal yaşamaya çalışan bir adamım. Yakışıyor senin, evet. Kalbine yakışıyor. Fakat fizik olarak baktığımda diyorum ki ya herhalde Onur entel barlarda falan ahkam kesen falan böyle bir şeydir. Evet. Teorisyen bir tiptir falan diye geliyor aklıma. Yani böyle bir tek orada işte sakalda biraz şey yapıyor. Sakalda işte ne zaman bıraktım ben? 15-16 sene oldu. Ben Grup Bara Müzik Toplumu, evet. Kurduğumda Grup Bara'nın yaş ortalaması 18-19'du. Bir ara kesmiştin, hiç hoş olmamıştı. Askere gitmiştim bu ara. Evet. Kamuoyu baskısıyla tekrar bıraktım. Ama o dönemde Grup Bara'nın kurduğum dönemde İMEÇ'den biz bayağı bir isim olduk. Böyle Türkiye'de konserler veriyoruz falan. Plak şirketlerinden teklifler geliyor. Ama bakıyorlar çoluk çocuk grubu, işlerin tek sakalı olan benim. Ben, evet. O dönem bıraktım ki ciddiye alsınlar bizi. Yaptığımız iş ciddi, müziğimiz ciddi ama hep çok yaşı ufak gençlerdik, evet. İşte. Fakültenin önü Demirden Köprü, fakültenin önü bir sıra Kavak'tı. Biz bir yiğit kişilik, bütün hürriyetler bizden uzaktı diyor Enver Gökçe. Öyle bir ruh haliyle kurmuş olduğumuz bir gruptu, Grup Bara'mızdı. Ama o Grup Bara'nın zamanında ne kadar, o bir gizeminiz vardı sizin, biliyor musunuz? Yani
İşte fotoğraflarınız, resimleriniz bilinmez ama evet, şarkılar muhteşem falan. Ya grup paran, grup paran falan, böyle korkunç bir rüzgar estirirdi içimize. Evet. O gizem işte, çok hoştu. Sonradan sen çıktığında da çok ters gelmedi yani. Hakikaten gelmedi. Bozulmadı ama yani. Yok, bozulmadı. Ben de uzun zaman zaten evet, öyle biz eğer gördüğü kameranın önüne atlayan insanlar değiliz ki. Evet. Biliyorsun öyle. Çok seçici bugüne kadar geldik ilkelerle, prensiplerle ama sonuçta Onur Akın'ın yüzünü tanımaları da şarkıların benden daha çok tanındı, bilindi Onur Akın'dan. Evet, evet, kesinlikle. Evet. Ama o iyi bir şey. Doğru. Yani önce rüzgarın gidiyor, evet, sonra sen gidiyorsun. Evet. En daha sağlam olanı da o. Evet. Padişahlar da öyle girermiş ya kasaba. İlk önce Tellal, padişahımız geliyor bilmem ne falan diye bir rüzgar esmiş. Ondan sonra padişah gelmiş. Yıllarca ben hep geride kaldım. Şarkılarım hep önde oldu. Şarkılarım hep bilindi ama Onur Akın ismi daha sonra daha iyi oldu. Ben bir yazar edasıyla bu işi yapmaya çalıştım. Mesela Yaşar Kemal'in romanlarını herkes bilir ama sokakta kaç kişi görse tanırdı. Yani dün izlediğim bir televizyon programında da söylüyorsun. Yani sonuçta böyle teyit ediyorsun. Sunucu sana ya bütün şarkılarınız çok seviliyor, çok klasikleşti falan diye bir şey söylüyor. Sen de gayet mütevazı bir şekilde yani ne yapabilirim falan diyorsun. Çünkü bu çok harika bir şey Onur. Yani ne kadar bir şeyi lanse etmeye çalışırsan çalış, sonuçta çok suni bir şeye oturtmuş oluyorsun, suni bir gündeme oturtmuş oluyorsun. Sonra işte sel gider kum kalır olayı, geriye bir şey kalmayabiliyor. Evet. Ama seninkinde öyle değil maşallah. Ben bu anlamda uzun soluklu bir besteci olarak ve ürün veren kişi olarak, her anlamda ürün veren kişi olarak işte Zülfü Livaneli'yi ve seni çok birbirlerinize yakın bulurum yani. Yani birbirinizi tanıyor musunuz, seviyor musunuz bilmem ne. Severiz, tanırız zaten. Hakikaten de Zülfü abi de öyledir. Yani benim, hep kalıcı, evet, sağlam, evet, melodik yapıları sağlam, sözel yapıları sağlam parçalar yapmıştır. Çok ve doğru sen de aynı şekildesin. Bir tane arada bizim Ahmet Kaya çıktı, evet, deli, evet, ondan sonra. Evet. Ben de şiirde o deliliği sürdüğüm falan ama seninle Zülfü şey olarak da çok yakınsınız. Yani böyle efendi, kalender adam falan diye. Biz sokağın delisi. Ben o yıllarda üniversitede beste yapmaya başladığımda işte o öykündüğüm tek isimdi aslında Zülfü. Evet. Ya besteci olarak beni en çok etkileyen kişiliğiyle, sanatçılığıyla, yapısıyla. Her şeyle halen de çok saygı duyuyorum, çok severim. Yani onun çok ciddi bir etkisi var benim müziğimde. Bir de senin bu yanın var. Yani hiç kimseyi hiçbir şekilde kıskanmazsın, etmezsin falan. Çünkü kendinden eminsin. Hani kervan gider mantığı vardır ya, ben bunu negatif bir şekilde söylemiyorum. Yani bir şekilde ben akarım abi diyorsun. Ya ben de hiç çekinmiyorum mesela. Ya işte o senden şunu çalmış, bu senden şu kelimeyi almış, o vermiş. Ya bir şey olmaz diyorum. Ya denizler tükenmez yani, anlıyor musun? Sende de aynı olgunluk var. Yani kendisinden emin olan insanlar hiçbir şey alışı etmez. Ya herkes ekmeğini yesin falan der, işine gücüne bakar falan. Ya iş bölüşümünü ben kafamda yıllarca bitirdim, hı, mesela. Hep bu anlamda bana derler, şairlerini çok reklam ediyorsun. Çok bu şairleri anlatıyorsun. Çok. Ya sonuçta bu bir hayat değil mi? Birlikte yaşadığımız bir hayat. Alışmışlar ya, alışmışlar insanlar. Vefa gösterdiğin zaman sürpriz öyle oluyor. Şimdi olması gereken budur zaten. Tabii. Ya. Olması gereken bu. Tabii ki öyle. Ama milletin yapmadığı bu. Ben her okuduğum şarkının şairini 50 kere söyledim. Şimdi çok önemli. Klibimde kitap reklamı, tanıtımı yaparım. Yine yaptım. Ahmet Çanakkale'nin son klipte. Ya hocam tanıyorsun işte. Hayır. Hemen hemen Türkiye'deki yaşayan bütün şairleri tanıyorsun. Şairin nesi var ki Sevcan yani? Tabii. Bir iltifat ve bir alkıştan başka hiçbir şey yok şairin ya. Hiçbir şey yok çok ya. Çok doğru. Yani müzik adamı gibi değil de şair ya. Müzik adamı bir şekilde gider orada burada çalar, yemeğini alır, parasını doğru kazanır, televizyonlara çıkar. Şairin hiçbir şey yoktur ya. Evet, bir kağıt bir kalemi vardır zaten. Yıllardır, ya, evet. Hiçbir şey yoktur ya. Ya sen de iki kelimeyle şu adamı an yani, ne olur ölür müsün yani? Yok abi. Neden yapıyorlar biliyor musun? Söylemeyelim, söylemeyelim. Herkes bizim zannetsin. Hep öyle. Anlıyor musun? Mantık bu. Doğru. Ya hep de zaten, öyle olmuştur zaten. Hiç kartoneti, bilinmez değil mi kim oldu? Kartoneti okuyan kaç kişi var ki? Herkes işte diyor ki şunun şarkısı, bunun şarkısı. Yani söyleyen kişiye mal oluyor. Mal oluyor, evet. Ama Onur bu anlamda paylaşımı çok iyi bilen. Yani sosyal statüsü itibariyle savunduğu her şeyi gerçek hayatında da gösteren bir adam Onur. Bu anlamda da harika bir insan. Ne kadar güzel. Sen de öyle misin? Şimdi tabii ki anlattınız Onur abinin geçmişiyle benim geçmişim birbirini tabii ki tutmaz ama. Sen daha küçüksün ya, dur bakalım. Tabii ben daha yani ben daha çok küçüğüm ama. Sen gelmiştin şeye de abi beni de ya şuradan kenardan görmeyin falan diye ne oldu? Ya orada bizim evet çok değerli bir ablamız vardı, Cihan abla, sizin ortak evet dostunuzmuş sanırım. O da rica etti, hadi gelin çocuklar, böyle böyle Yusuf abinin klibi var, çekiliyor, güzel de bir ortamımız evet olacak diye. Biz de abimle birlikte, hatta o klipte abim de vardı. Abimle birlikte gelmiştik. Onur da vardı. Orada tabii Onur abi de vardı. Kokteyl yapıyorduk aslında. Hem klip çekiyorduk hem de açıkçası sette kokteyl yapıyorduk. Açıkçası gelirken tam evet anlamıyla ne olduğunu bilmiyorum. Yusuf Ayaloğlu'nun bir gecesi, bir evet günü var gibilerinden. Geldik gibi baktık, kameralar çıktı ondan sonra ama bir baktık işte İzzet Öz sanırım. Evet. O var. Kıvanç Baro oynuyor. Evet, evet.
Çok güzel bir ya çalışma baktık olmuş. Ki sokaktan insan veya kastan insan tanıyacağız. Biz bize söyleriz, çok eğleniriz, dinleniriz. Çok, güzel çok hoş olur. Natürel oldu. Evet, benim şey de öyle, program da öyle. Natüreldir yani. Evet. Hiç önceden ders çalışmam, sizinle de önceden konuşmadım. Evet. Yani mesela işte ya Onur sana ne sorayım, Sevcan sana ne sorayım, evet, işte, evet. Hiç ders çalışmam. Ne gelirse o. Normalde olur. Akar gideriz. Birbirimizi burada tanıyormuş gibi de davranabiliriz. Hiç evet. Problem değil yani. Natürel abi her şey. Hiç şey yok burada, imaj yok. Evet, zaten imajı olan adamı çağırmam ben abi. İşim olmaz. Olmaz. Allah mecbur etmesin ama. Evet. Biraz müzik yapalım. Yapalım. Tabii ki. Sonradan açılırız. Ben başlayayım Sevcan, başlasın. Ne yapalım? Siz baba buyurun. Sen başla yani. O zaman geçmişte eskiden bahsettik grupların yıllarında 87 yılda yaptığım beste. Şairi Vedat Türkali, bestesi benim. Bekle bizi İstanbul'da. Haydi. Haydi. Sevcan sen de bizim uçur. Hadi bakalım. Sen bizi nereye götüreceksin bak.
Ben naçizane sizin bir eserinizi seslendirmek istiyorum. Benim sevgili mi? Ahmet Kaya ile birlikte ortak çalışmanız. Ben bunu hep okumak siz istiyorum. Siz benim kalbime indireceksiniz herhalde. Ya kısmet sizin programınızdaymış. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Canım benim. Çok güzel okudu ya. Çok güzel okudu gerçekten. Çok sağ olun. Ya ben ummuyordum. Bunda biraz Elazığ şeyi gırtlağı olması lazım biliyor musun? Evet. Yani Onur bilir onu. Şimdi onu yapmadan o hissi nasıl verebildin? Enteresan yani. Çünkü sen daha ziyade Orta Anadolu falan okuyorsun. Yok, Orta Anadolu değil. Aslında ben hep öyle gördüm seni. Hep Doğu türküleriyle yetiştim ama yani tabii TRT türküleri okuyorsun daha ziyade. Evet, evet. Yani bu buna çok özel. Yani Elazığ'da falan yaşayanlar bilir o. Hizmetkar ağzı denen bir ama şey. Ama hakikaten çok sevdiğim bir eser ve yüreğinize sağlık her ikinizin de. Yakışmış. Sesine çok yakışmış. Var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne mutlu bana. Size beğendirebilmek en önemlisiydi sanırım. Ben de dostu bir yad edeyim o zaman. Birazdan, birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar. Bir intikam gibi çıldırınca üstüne, yüzüne şarkılar çarpar, yüzüne şiirler çarpar. Ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün ve hep kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma. Üzül sen de. Sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kalleş olunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar. Sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın. Şimdi yeni bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir, dirhem dirhem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğim bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Yanılsan da sen yanılırsın. Kim hatırlar güzelliklerini? Senin için kim yanar? Bir intihar gibi kalleş olmuş bu sevdalar. Bir intihar gibi kafayı yemiş bu sevdalar. Bundan sonra ne çağrışım yaptıysa onu söyle.
Yaylak okuşlu çiçekler açardı sanki, çiğdemler, güller, mor menevşeler. Sımsıcak konuşurdun konuşunca, hala koynunda resmi, hala koynunda resmi. Ceylan gibi sekerdi kelimeler. Sesini duymasam çölde şiirdi dünya. Dağlar yarılır, ırmaklar kururdu, bulutlar çökerdi yüreğime. Hala koynumda resmi, hala topladık mezarlar için. Belki ürküttük tarla kuşlarını, belki kurdu kuşu ürküttük, ama aşkı ürkütmedik hiç. Hala koynumda resmi, hala koynumda resmi. Bakayım. Çok ayrı bir yeri var. Resim çıkmadı. Ne çıktı? Reklamlar çıktı. Klibimizi de seyrettik. Ya herkes bu klipte yani benim o gizemli, kasketli falan böyle esrarengiz adamdan ziyade ya bu vokal ne kadar yakışmış diyorlar acaba. Bilmem ki kim yapmış diye. Ben de bilmiyorum. Abi. Hayır ama en sona çıkartıyor. Şimdi Onur'un tonu tutmuyordu. Ama çok sevgiyle yaklaştı. Ya ben dedi desteklemek isterim dedi. Falan böyle bir desteği oldu. Tonu tutmadığı halde bizim sevgili Ahmet Koç'umuz, yönetmenimiz allem etti, kullem etti, okuturdu. Yarım ton evet. Tonlama yaptı, inceltti, kalınlaştırdı, en sonunda okuturdu ama evet. Çok yakıştı ya. İlk defa sen bu tonda bir şey yaptın. İlk defa okudum evet. C'ydi galiba evet. Değil mi? Bir oratorio gibi oldu. Evet, güzel oldu. Çok Pestitiz'de okudum falan. Yakıştı parçaya. Sofi bir acayip yakıştığını adam. İlk de şey söylemişti. Çaycı Mustafa. Tereddüt etmiştik. Biz dedik ki ya abi çok yakışıyor biliyor musun? Mustafa benim bacenek. Türkiye'nin en ünlü çaycısı. Sütçe çaycısı vallahi. Ya Mustafa. Bambaşka bir çocuk o ya. Yok, bizim, pozitif Mustafa. Evet, Punker 8'de Ahmet Koç'la çalışan Mustafa diye bir arkadaşımız var. Çaycı Mustafa. Ama onu gördüğün anda ne dert kalır ne keder kalır. Çünkü Mustafa'nın yüzü devamlı gülümser. Güler. Çünkü Sivaslıdır bir de. Bizim yönetmenimiz de Sivaslıdır. Pozitif enerji verilir. Hakikaten ben bu Sivaslıları severim. Hep pozitif enerji vardır böyle hüzünlerinde bile. Ben Mustafa'ya hep, ya Mustafa ne yapsak, iki tane bulsak da bacanak mı olsak falan diye, bir de daha çok güler. Bir de sırtına vururdum Mustafa'nın. Vay bacanak dedim, kaçıyordum yani sırtına vuruyordum.
Onur öyle şeyler yapmaz tabii ki. Onur'u görünce kucaklıyordu, beni görünce kaçıyorduk abi. Evet, Mustafa'ya sevgilerimizi gönderelim burada. Ahmet Koç'a da bu son albümün de yine aranjörü. Yönetmen Ahmet Koç. Ahmet enteresan bir adam değil mi abi? Evet. Ben hayatımda bu kadar disiplinli, bu kadar böyle canavar gibi çalışan... Askere gidecekti o, ben ona dedim zaten, senin evet, muaf olman lazım askerlikten. Ya ben bir gün onu Kuşadası'nda ayartmaya çalıştım, anlatabiliyor muyum? Zülfü Livaneli'nin konserine gelmişlerdi. Ayartmaya çalıştım, Barlar Sokağı'na götürdüm, bir bira içirdim abi. Adam ikide bir saate bakıyor. Ha bütün İngilizler, Hollandalılar, Avusturyalılar böyle duysa kaynıyor. Ya Ahmet falan diyor, tamam. Abi diyor, ben otele gitmem lazım. Bir sen bir o yani. Evet, çok işine çok saygılı, çok ama sıkıntı. Ben ona da hayatımda ilk defa o birayı içirdim. İçirdim. Biliyorsun sana da kanyak içirmiştim. Onur da içmez. Almanya'da. Fakat biz Almanya'da konserde, turnede, ya nasıl kar bu Noel öncesi, inanılmaz bir kar böyle. Havaalanına da inemedik zaten, 10 defa pas geçti uçak falan. Ölüyoruz abi dedim, düşüyoruz yani. Böyle ağaçların üstüne sürttük ya böyle neredeyse. Hep pas geçiyor uçak, pistin birisi de kapanmış. Neyse indik mindik. Abi oradan İsviçre'ye gideceğiz konser için. Ya kar, her taraf kar. Ki o Alman teknolojisiyle o karı 3 saatte 4 saatte zor kaldırıyorlar, yollar açıyorlar falan. Ya yollarda bir Allah'ın kulu yok. Dediler ki işte Noel'miş. Noel olunca böyle herkes evinde olurmuş. Her pencerede bir çam ağacı, bilmem ne, bir şeyler süslemişler, ışıklar mışıklar yanıyor. Ya İsviçre'ye girdik. Ya bu İsviçreliler nasıl adamlardır? Neye benziyorlar falan. Bir adam görsek ya, hasret, bir adam ya, yok mu bir İsviçreli falan? Bu o ıssız, bomboş. Dedim abi konser de gitti. Lan yolda hiç kimse yok. Konser salonunun oraya gitti. Dışarıda hiç kimse yok. Bir Allah'ın kulu yok. Arabalar var ama insanlar yok. Dedik abi boş salona biz söyleyecek miyiz acaba ya falan diye. Abi neyse içeri bir girdik. Olamaz böyle bir şey ya. Ya 2500 kişilik salonda 3000 kişi full. 3000 kişi full var. Ve bir tezahürat geldik diye, salona girdik diye. Hayatımda bu kadar şok yaşamamıştım. Neyse dönüşte kar, kış, kıyamet, soğuk tabii. Şimdi sahneye çıkıyorsun, sesin de çok önemli, açılması lazım. Ben arkada lık lık şey yapıyorum, bir tane küçük ısıtmak için sesi falan. Yoksa ben sevmem, içkiyi sevmem. İçki bütün kötülüklerin anasıdır, unutmayın bunu. Ana gibi yar olmaz deseler de. Neyse ben arkada lık lık gidiyorum, kaptan da önde oturuyor. Onur da. Piyara döndü baktım, ne diyor, lıkırtı nereden geliyor falan dedim. Ya ne yapalım, takılıyoruz işte, sesimizi açıyoruz falan. Ya dedi, benim de sesim var, benim de açılmaya ihtiyacım var. Dedim ne bileyim vallahi, çekindim, al buyur dedim, tamam. Ondan sonra hoşuna gitti, dedi ki 2-3 şişe almış. Lan küçücük böyle bir şeyler onlar, küçücük kanyaklar ve bir içimlik yani. Ondan sonra şişenin bir ikisini götürdün yani. Götürdüm, götürdüm. İyi de geldi. Onurcuğum evet, bizi biraz da alemlere götür be. Derim bize. Gaybana geceler yaşarım, gaybana gecelere lo, gaybana gecelere lo. Bilsen ne gaybana geceler yaşarım, gaybana gecelere lo, gaybana gecelere. Kulaklarımda uğur uğur uğultular, ben günlere yanarım, günler bana. Demem o ki sana hasretin o kadar koymazdı ama. Geceyle öyle bir gaybana, gaybana, gaybana. Geceyle öyle bir kötü dinli gavur, gavur ki sorma, gavur ki sorma. Geceler öyle bir kötü dinli gavur, gavur ki sorma, gavur ki sorma.
dönerim olmaz, yatarım olmaz. Upuzun Hint fakiri yatağı gece, öyle bir batar ki dört yanında. Ayağımı uzatırım parmaklı, elimi uzatırım sol kulba. Ayağımı uzatırım parmaklı, elimi uzatırım sol kulba. Oy kilit parmak demi soğuk duvar. Oh 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 oh, yandır geceler andır. Kan revandır, kan revandır, kan revandır. Yüreğimin hasretinde yalnızlık değme puşt. Kaybana gecelerin esaretinde. Yüreğimin hasretinde yalnızlık değme puşt. Kaybana gecelerin esaretinde. Oy sevdasına kurban oldum, oy. Bilsen ne gaybana geceler yaşarım. Gaybana gecelere lor. Gaybana gecelere lor. Bilsen ne gaybana geceler yaşarım. Gaybana gecelere lor. Gaybana gecelere lor. Her şarkıda bir yere gidiyoruz ya. Ya bizim sevgili genel yönetmenimiz vardır, Şenay Hanım. Ve inanılmaz, şimdi bu inanılmaz kelimesini çok kullandıkları için ben de sevmem ama burada ne yazık ki doğru yerine oturuyor yani. İnanılmaz nazik, inanılmaz kibardır. Böyle ya bir şey söyleyecek, kıvranır iki saat. Anlatabiliyor muyum? Ya söyle, sen patronsun yani, anlıyor musun? Ya acaba Sevcan şeyi bilir mi diyor. Harman yere sürseler falan. Ama nasıl utanıyor biliyor musun? Dedim ya sorayım, harman sürmesini biliyor mu bilmiyor mu? Sen harman sürmesini biliyor musun? Sürmesini bilmem ama söylemesini biliyorum. Hiç bilmedin mi dövene? Yok, hiç bilmedim. O kadar Erzincan'a gittin geldin. Koyuluk yerde hiç gitmedin mi? Erzincan'a gidip geldiğimde tartışılır ya. Ben şehir çocuğuyum. Yani her ne hiç kadar Erzincan'da. Dayın, amcan, teyzen bir şeyin yok mu? Maalesef hiç kimsemiz Allah kalmamış söylesin. Erzincan'da. Sana bir Erzincan... Rahmetli dedem gelmiş buraya. Ondan beridir ne kendi gitmişti ne biz gittik ama ben bir kere TRT sayesinde gördüm en azından. Kimin kimsen de yok mu orada şimdi? Yok. Yani yakın tanıdıklarımız var. Onlar beni biliyorlar ama ben onları o kadar yakın tanıyamıyorum. Toprağını da çekmiyor sen herhalde. Çekmez yani. Olur mu? Yok. Bu geçen yaz niyetlendim olmadı ama bu yaz eğer olursa ben buradan peki, onları da yol yapayım. Param bizden. Başka da bir şey istemiyorsun. Bir Erzincan konseri olduğunda ya Onur ya ben. Tamam. Yol param seve, bizden. Seve. Ümit'in seve. De parası bizden. Ondan sonra çünkü senin şeyi bağlamacı, ayrılmaz ikilisiniz siz artık. Bunu bir Erzincan'a götürelim ya. Götürelim. Biraz solusun orayı. Var var. Konserimiz var zaten Erzincan'a geçelim. Var mı? Öyle mi? Turne var, turne. Tanıştır Erzincanlara, bak getirdim de size. Yeterim. Hemşerileri bir hasret gidersin derim. Çok sevindim hakikaten. Çok İlk güzel. Önce bir türkümüzden bir gidelim Erzincan'a, harman yerine. Her ne kadar Erzincan türküsü olmasa da biz bunu söyleyelim. Bu mu? Harman yeri
esmer gaday ben alım sevdiğine verseler esmer gaday ben seni beğendiyse flaşta program teklif ediyorum. Onun için olsun. Ümitciğim bana güzel bir şey çalar mısın? Turgay'la beraber, sevgili Turgay'la beraber. Ben de bir şey söyleyeyim. Hangi gün karar verdim küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren, seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine? Ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be, olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini?
Hangi yaldızlı otele çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum sevdamızı? Hangi mahluklar çiğnedi, el değmemiş sırlarınızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni? Şimdi bu kadar öfkenin üstüne, Onur senin yumuşak geçişin biraz zor olur. Ben her programda söylüyorum, yetenekli genç arkadaşlara, edebiyat alanında olsun, müzik alanında olsun, biz her zaman şans vermeye hazırız. Ama az yetenekli olmayacak, yani çok yetenekli olacak. Şimdiye kadar çıkardıklarımızdan gezdiğim turnelerde, konserlerde biraz zayıf buldular. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha sabır. 2-3 hafta sonra gelen şeyler arttıkça, biriktikçe biz de daha çok seçme imkanımız olacak. Bu hafta pek dokunamadım ama dün akşam ceviz kafeye gitmiştim. Bir çay içmek için ve orada çok güzel cevizli kurabiyeler yemek için. Ve orada bir arkadaş şarkı söylüyordu. Hazır ben de program çekiyorum, ya yarın gelsene dedim. Ve geldi Bülent Başar arkadaşımız. Gel Bülent. Özellikle beste yaptığı için, besteleri olduğu için Bülent'i tercih ettim. Eğer anonim bir şey söyleseydi başka birisini alacaktım bu hafta ama bestelere her zaman daha çok şans vermek lazım. Çünkü iki ayrı yetenek oluyor. Hem çalıyorsun, hem söylüyorsun, hem de bestelemişsin, hem de yazmışsın. Evet. Ne güzel. İnsanlarımız da dinlesin Bülent'ciğim. Karanlıklardan korkmuyorum artık, çünkü onlar seni bana getiriyor. Seni sevmekten korkmuyorum artık, çünkü sevgin seni bende büyütüyor. Karanlıklardan korkmuyorum artık, çünkü onlar seni bana getiriyor. Seni sevmekten korkmuyorum artık, çünkü sevgin seni bende büyütüyor. Bir yunus olsam gözlerin renginde, bir çiçek olsam zifir saçlarının telinde, bir gül olsam yüreğinde solmasam yine aydınlatır mısın gecelerimi? Bir yunus olsam gözlerin renginde, bir çiçek olsam zifir saçlarının telinde, bir gül olsam yüreğinde solmasam yine aydınlatır mısın gecelerimi? Ray 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 ray. Bağlanmaktan korkuyorum diyorsun, kalbim ta kesildi, sevemiyorum diyorsun. Ben sana kötü vuruldum bir tanem, gelip sevda limanım olur musun? Bağlanmaktan korkuyorum diyorsun, kalbim taş kesildi, sevemiyorum diyorsun. Ben sana kötü vuruldum bir tanem, gelip sevda limanım olur musun? Bir yunus olsam gözlerin renginde, bir çiçek olsam zifir saçların teninde, bir gül olsam yüreğinde solmasam yine aydınlatır mısın gecelerimi? Bir yunus olsam gözlerin renginde, bir çiçek olsam zifir saçların teninde, bir gül olsam
yüreğinde solmasa yine döner misin bana çiçek yüzlü? Bir Yunus olsa. Aferin Bülent ya. Nasıl Ümit? Güzel değil mi? Ümit abin güzel dediyse tamamdır. Teşekkür ederim Bülent'ciğim. Bülent başara, başarılar diliyoruz sevdiyseniz. Bülent bundan sonraki BBG evine git. Canımı sıkılmasın. Çalarsın, söylersin valla bol bol dinlerim. Oğlum bir ara ben de gidip de bir coşkunda ben mi olayım diyorsun acaba Coşkun abi ya. Bugün çok parlıyorsun. Böyle ışıl ışıl, pırıl pırıl. Öyle mi? Vallahi teşekkür böyle. Ederim. Niye? Çok ümitli misin bugün? Böyle bir heyecanın var, bir şeyin var. Yani tabii ki sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir heyecan zaten. Ne güzel ya. Gerçekten öyle. Bunu öyle olsun diye söylemiyorum. Öyle. Bilmiyorum, ben sanki bugünlerde kalbin böyle bir heyecan için çarpıyor gibi geliyor. Bu onun heyecanı gibi. Var mı öyle bir şey? Yok, hayır. Allah aşkına. Her zamanki gibi. Lan bir de var diyeyim ya. Bir de her var. Zamanki hep gibi. Yok. Hep yok. Hangi takımı tutarsın? Milli takım. Hayır. Neyi? Ama Fenerbahçeliyim. Allah aşkına. Her şeye rağmen Fenerbahçeliyim. Şimdiye kadar niye söylemedin ya? Her şeye rağmen. Hep öyle derler ya. Sevgilisi yok. Takım tutmaz. Partiyi fark etmez falan. Anlıyor musun? Böyledir yani. Evet. Halbuki Onur'un her şeyi bellidir. Belli. Bir de özellikle böyle söylerler yani. Sevgilisi, nişanlısı evet. Var mesela benim tanıdığım. Ama kaset çıkıyor. Televizyonda bir bakıyorsun yan yana konuğuz. Sevgilim var mı? Yok. Nişanlım sevgilim mi? Yok. 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 Boşum yani. Nonoş abi şimdi, sevgilisi hiçbir şey yok abi. Hiç yani. Şimdi benim yani aldığım bilmiyorum. Ben açıkçası bunları burada konuşamam da zaten. Beni burada babam dinliyor. Ya var da yeter yani. Var da yeter. Sormayız herhalde yani. Dinliyor. Yok hayır bu kadarını hayır. Onlardan asla bahsetmem zaten. Olursa da bana olmazsa da bana. Doğru. Resmiyete binmedikçe değil mi? Elbette tabii. Gelip istemesi lazım. Evet böyle makbul sanatçının şeyi. Gelmiyor istemiyorsa ne yapabilir kızcağız abi yani. Böyle bir imaj yerleşmiş değil mi? Tabii yani şey, şey değil ki ya DJ, VJ, mankenler falan gibi şey bir rahatlığı yani yok. Hiç, ya. Öyle, hiç öyle bir takıntım da yok. Yani Allah izin verir de öyle bir şey olursa yarın açıklarım bir gün alnımın akıyla da söylerim. Şöyle var, şöyle var, böyle peki. Oldu, böyle oldu diye. Ama hiçbir şekilde bu konuları da böyle... Ya bir şey sordum o kıvranıyor. Ben üstüne gitmedim ya. Allah var yani. Üstüne gittim mi arkadaşlar? Yok yani. Peki evden bahsedelim. Ne, yemek yapıyor musun evde? Yemek kendime yaparsam yiyorum. Nedir? İki yumurta. Ya hakikaten o konuda çok beceriksizim. El işi ben. Yok. El işi örgü örerim, kazak örerim kendime. Çok kazak Allah'ın örerim. Şey. Vallahi bu sıralar hele çok böyle örerim. Gider yün ne alırım yapıyorsun? Kendime. Evde ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Evde pizza kalabalık yaparım mısınız? Abimlere. Kalabalık mısınız? Şimdi yok, dört kişiyiz. Anne, babam, abim, ben. Dördümüzüz zaten. Cihan da abisi. Evet. Abim kendisi de zaten yani. Turgay arkadaşımızı bütün Türkiye'ye tanıyor her gittiğimiz yerde sonra da. Ümit arkadaş da kendisinin de eskiden bir grubu vardı Kent Ozanları diye. Halen var mı Ümit? Var. Evet. Ümit'in aynı zamanda yakında da solo değil tabii. Evet. Solo albümü çıkacak efendim. Onu da söyleyelim. Evet, abin Cihan'la beraber. Abimle birlikte okula gidip geliyoruz. Bazen okuldan geldiğimizde aç oluyoruz tabii doğal olarak. Ben ona pizza yapıyorum. Tek güzel yapabildiğim hazır şey o. Yok hayır canım, kendim yapıyorum. Evet. O kadarını yapabiliyorum yani, bir o kadar. Onu da çok güzel pizza yapar. Onun dışında yemek ısıtırım. Hazır pizzayı çok güzel fırına koyar. Şaka mı? Ben çok güzel yemek yaparım. Allah aşkına. Ne tamam. Güzel vallahi. Abi sen çok yemek utandım. Yapma. Sen beste yap abi. Yaparım. Devamlı beste yap. Ay şey yaparım. Yaptığım yemeği de güzel yaparım. Evet. Elini belini doğrarsın, bir şey yaparsın, soğan keserken Allah'ın çağırsın. Senden rica ediyorum lütfen. Ama bu yemek yap, biraz da... Yemek yapma. Yemek, bulaşık, kesici aletleri uğraşma. Ellerin naziktir abi senin, kullanma. Evet. Çal şu güzel ellerinle bize bir şey. Bir şey bakalım gidelim artık ya. Çok konuştuk. O zaman yeni şarkılardan bir tane yeni kaset. Bir sen, bir ben, seni, bir de bebek. Ahmet Yanakyol'un şiiri, son albüme adını da verdi bu şarkı. Seni Aşka Yazmalı. Bestesi yine benim. Yollara dedim diyelim.
dilimdeki her şarkı söylüyor seni. Hicranımı yollara dedim diyeli, dilimdeki her şarkı söylüyor seni. Bakışı sevdalı, ey duruşu yaralı, seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı. Ey bakışı sevdalı, ey duruşu yaralı, seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı, seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı. Klasik olacak. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ahmet Canakyol'un da eline sağlık. Evet. Kendisi de çok değerli bir şair arkadaşımız Ahmet Canakyol. Bir gün inşallah onu da programımızda görürüz. Evet. Ahmet Canakyol'un son şiir kitabı da Seni Aşka Yazmalı adıyla aynı isimle kitap gazete aynı isimle çıktı. Evet. Bravo. Ahmet Canakyol okurları alabilirler. Eskiden Vefa'da oturuyordun değil mi Onur? Sevcan sen nerede oturuyorsun? Şu an Tarabya'da oturuyoruz. Tarabya dolaylarında bize bir şey söyleyeyim. Vallahi Tarabya dolaylarından bir şey bulabilirsem söylerim ama ben yine bizim dolaylardan bir şeyler söyleyeyim. Aşık Veysel'i anmak istiyorum ben bugün. Çok iyi olur. Uyar. Çok da güzel bir türküsü. Birlikte söyleyelim olur mu? Tamam. Derdim bana dermanımış bir
olamaz ama. Bak ne güzel. Boyun da basında gözüktü. Niye çekiliyorsun? Öyle olsun. İstikbalin parlak senin ya. Geleceğin star olacaksın. Hele biz bir olalım. Pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedi kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağında. Dişimi fırçalarken senin ağzın. Serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun. Veya benden önce kalkıp gitmişliğin. Gece boyu dolandığım barlarda, sarhoşlara tekrarladığım adın, balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum. Seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi.
seni ben çok geç tanıdım. Ah derin acılar bahçıvanı, yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı söyle? Aramak ne kötü herkeste seni, her yüzde bulup yanılmak seni. Ah turuncu rüyalar güzeli, hem kendini yok ettin hem beni. Başka ne acıtabilir içimi, yaşım kırkı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve aynayı tam karşıma çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme, düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz İncinen gururum. Çiçeklere su vermeyi unutma demiştin. Bugün ilk kez papatyalara su vermedi. Sözleri değil, sözleri değil, söylenmeyendir yaralayan. Kuru dalda kalan son yaprak gibi bekledim. Gözleri değil, sözler değil, söylenmeyendir yaralayan. Kuru dalda kalan son yaprak gibi bekledim. Geldiğinde ise mevsim kıştı, kuru bir soğuktu bahar. Papatyaları soldurdun sen. Geldiğinde ise mevsim kıştı, kuru bir soğuktu bahar. Papatyaları soldurdun sen. Gittikçe uzaklaşıyor gözlerin gözlerimden. Ya bu gözler senin değil, ya bu dünya yalan. Kimin gözleri bu gökırmaklardan boşalan? Beni ağlattın sen. Yurtsuz bir gemisin açık denizlerde, biliyorum zor. İnsanlar soruyor seni benden, ağrıma giriyor. Hangi denizlerdeysen söyle, kalbim oraya liman. Bir ırmağı kuruttun sen. Yurtsuz bir gemisin açık deniz, nerede biliyorum
zor. İnsanlar soruyor seni benden, ağrıma giriyor. Hangi denizlerdeysen söyle, kalbim oraya liman. Bir ırmağı kuruttun sen. Parça parça bir kalbi kim onarabilir yeniden? Bitmiş bir aşkın ağrısını ne dindirebilir? Sevgili değil, sevgiyi aradığına inanmıştım ben senin. Bir aşkı öldürdün sen. Bir aşkı öldürdün sen. Bir aşkı. Gözler değil, sözler değil, söylenmeyendir yaralayan. Evet sevgili dostlar, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Hepinize, şu anda bizi izlemekte olan herkese, bütün dostlara iyi akşamlar. İyi akşamlar Türkiye, iyi akşamlar. Türkiye sevdasıyla ve özlemiyle yurdun ve dünyanın dört bir tarafına dağılmış gurbetçiler. Programımızı beğendiyseniz başkanını da tavsiye edin. Beğenmediyseniz şimdilik idare edin.